Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Eyvallah, işim zor. O kadar içerik üretip saatlerce edit yaptım. Karşılığında da bir şey alamadım. Eyvallah ama yüz binlerce insana eriştik ya. O kadar insan seviyor bizi. Bu yazıda artık nasıl yapacağız yani? Boşta geçmemek lazım. Kendine gel be YK. Hadi bakalım. Hey. Selamlar canlar, BYK Motoblog'dan herkese merhaba. Canavar Gölge BYK yeniden sahalarda. Bu yaz bomba gibi geliyoruz derken şu motivasyon kaynağı girişe bir ekleme yapmak istiyorum. Hepsini yerle bir edecek. Kardeşim bu nedir be? Gölge görüşmeyle ne yaptın kendine be? Arkadaşlar, Gölge vurduruyor. Bu ne oğlum, bu ne? Hey! Kendine gel. Sana gölge dedik. Minyatürünü yaptık, odamıza koyduk. Sesini nasıl merak ediyorsunuz şimdi değil mi? Ben de merak ediyorum. Bir 10-15 dakika sürdüm. Sürerken dedim ki ya dedim başka bir motora biniyorum. Bu kadar fark olamaz gölge. Kendine gel oğlum. Uyanma vakti. Şu eldivenlerimizi bir giyelim. Sezonun ilk giyişi. Ey özlemişim lan. Hadi bakalım. Şu gözleri bir uyandıralım. Marşımızı vermez olaydık. Egzoz böyle. Yeni egzozumuz. Üzerinde ne yazıyormuş? Titanyum. Titanyum marka bir egzoz arkadaşlar. Bahsedeceğim ne yaptığımızı, neler yapacağımızı, bu egzozu niye taktığımızı hepsinden bahsedeceğim. Şimdi bir çıkalım yola. Bir çıkalım artık. Allah be. Gölge bu ses ne? Bu ses ne oğlum? Şimdi ara gaz sesi nasıl diye merak ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Göstereyim bakın. Yine boş değil bu arada. Komple full sistem kapalı şu an. Bildiğin stok hali. Ama bizim gölgenin ciğerleri açık. Ciğerleri açık olduğu için hiçbir zaman fabrika haline dönemez. Bu arada gerçekten bir uyanma vaktinin geldiğini artık hissettim. Sağlam bir program yaptım. Aksaklık olmasın diye şu arıza ışığımız falan yanıyordu. Gölgenin bakım zamanı gelmişti. Onları hallettim arka planda. Götürdüm bıraktım ama sürmedim. İlk sürüşe çıkışımız. Egzozu da değiştirdim arkadaşlar bu esnada. Kış sezonunu biraz değil bayağı sakin geçirdik. Yayın platformunu ekledik. Yine çok öyle boş durmuş değiliz. Yayınlara gelenler biliyordur. Şu canavarla, şu BYK'yla şu yazı bir dolu dolu geçirelim istiyorum. Havalar ısındı bakın, güneş vuruyor. Sıcak. Rahatsız etmeyi bile başladı. Bu mu lan? Hepsi bu kadar mı? Ah be gölge. Şu sıcak havayı özledim ama ya vallahi. Ben normalde arkadaşlar soğuğu seven bir hayvanım. Öyle sıcak havadan falan hoşlanmam ama bu sefer bir kendimize geldik. Eyvallah. Hemen ilk sürüşümüzden bir polis selamı aldık. Güzel. Hoşluk bir selam çünkü kardeşim egzozumuz takılı. Kafamız kulağımız rahat diyemeyeceğim. Olamaz kafamız kulağımız rahat. Çünkü motorun muayenesi yok. Motorun şu an trafiğe çıkma izni yok. Ve bu kısa bir zamandır değil. Bir miktar zamanını aşmış olabiliriz. Ama bunlar diğer videonun konusu arkadaşlar. Sıradaki videonun bakın. Gördüğünüz üzere sıradaki videolar bile planlı. Arkadaşlar BYK ve Burak yani ben oturup bir sohbet ettik. Söyleyeyim size. 3 aylık video programımız hazır. Bu yazı dediğim gibi dolu dolu geçireceğiz. Şu güneş bizi yakacak. Hani hoş görünüyor, güzel, oh be dedim de daha ilk birkaç dakikadan sonra pişirmeye başladı. Gölgemiz 90 derece bakın. Lan oğlum bak ara gazı falan veriyorum. Bu ne diyorum? Bu ne? Yine dediğim gibi arkadaşlar yüksek devire çıkınca bir ben buradayım diyor. Hani ne kadar buradayım diyor onu bilmiyorum. Bu videomuzun konusu da bu arkadaşlar. Bu yeni egzozumuzla motorumuz trafikten menliyken yani trafiğe çıkma iznimiz yok şu an aslında. Yakalanırsak bir sorgu yapılırsa gölge trafikten menli olduğu için tutar postalar şey yaparlar gönderirler. Biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugüne kadar hiç yapamadığımız yapmaya kalkışmadığımız şeyi bu riskli günde yapıyoruz. Şehir merkezine gidiyoruz bakın. 3 yıldır bu gölge bizde. Bir kere şu şehir merkezini görmedi. Şehir merkezine yakın yollardan geçtik falan falan ama ben direkt bugün merkezden bahsediyorum. Bildiğin göbeğine gideceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu cesaret nereden geliyor? Motorun trafiğe çıkış izni yokken hayırdır diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın egzozumuz yok. Egzoz yokken polisler ne kadar racing bir motor olsa da kurcalıyor mu? Bize bakacak mı? İşte kontrol yapacak mı? Onu öğrenmiş olacağız. Yani bütün sorunumuz, bütün stresimiz bu egzoz mu? Onu göreceğiz. Bakın stok egzozumuzla ses nasıl? Kapat. Yapmaz olaydın bu oğlum. Yapma bu oğlum. Yine dediğim gibi gidiyor bir
ses açılıyor yani. Ama o kesici hiç olmadı be. Arkadaşlar eski egzozu da bir şeyler yapacağız, ondan bahsedeceğim. Bu videoda şimdi şehir içine girelim. Bakalım bir de bir egzoz yokken insanlar dikkat edecek mi? Bakacaklar mı lan buradan nasıl bir motor geçiyor falan diye. Çünkü arkadaşlar ses gitti mi gerçekten sürüş hissiyatı tabii ki değişiyor. Hani gazı açıyorum ya 70-80'deyim diyelim, ses olmadığı için tabii ki ben şimdi 2-2,5 yıl bu gürültülü sesli sürüşe alıştım. Çok normal de ses çıkmadığı için 30-40 gidiyor gibi hissediyorum. Mesela trafikte ses yok şu an bak. Normalde bu arada burası banlı bölgedir yani, buralara girmeyiz hayatta. Çünkü burada muhakkak bir polis olur görürüz yani. Taşınıyorum arkadaşlar. Motorumuzu altımızdan alsınlar istemiyorum sezonun ilk gününde. Sadece böyle sakince bir tur yapmak istiyorum. Bakın ne güzel. R25 delicilik yapmak yerine şehir içerisinde tur atıyor. Şu his nasılmış bir tatmak istiyorum arkadaş. Kordon, merkez, yapıştır. Yine %100 tadamayacağım o kafa rahatlığı hissini. Çünkü yakalanırsak yine motorumuz gidecek. Ha bir de şöyle olur mesela, genelde ilk motor araba ehliyetini almadan bütün çevirmeler seni bekler yani, 40 takla atarsın. Sonra ehliyeti aldığın gün ne olur, hiçbir yerde çevirme yok. İkinci gün yok. İlk hafta, ikinci hafta geçer, yok. O çevirme gelmez aga. Şimdi biz egzozu çıkardık, geldik ya şehir içine. Bakalım polis falan var mı? Bir polis var burada ama bu asayiş, trafik değil. Trafik polislerin olduğu yerlerden geçeceğim arkadaş. Çok tuhaf biz arkadaşlar. Gerçekten ilk defa geliyorum şu egzoz yüzünden. Otobanda araba abla. Ona teker, buna teker. Adam karısıyla sohbet ediyor direksiyonda. Sırf altında spor araba var diye. Efendim benimle yarışmaya çalıştı deyip ona teker. Bir sakinleş de. Hepsi olur da. Hep aynı olmaz ya kardeşim. Bir buraları da bir gez. Bir sohbet edelim istedim. Hem bu bahaneyle bu da güzel oldu arkadaşlar. Turlayalım arkadaş. Bakalım insanlar nasıl bakıyor. 360 kameramız açık. Bakın egzoz yok. İnsanlar yukarıya bakıyor. Nerede? Hiçbir şey yok çünkü. Hiçbir dikkat çekiciliğimiz yok. Dayı bize baktı, o da motor birazcık kalıplı duruyor diye. İçinden diyor ki lan diyor, bunu alıp paket atsak çok yakar, para kazanamayız. Başka bir şeyden değil yani. Arkadaşlar siz de İzmir'in otoban taşını artık ezberlediniz. Otobandaki o santimetrelik çukurları ezberlediniz sayemde. Biraz da şehir içi görün. Bakın aslında İzmir burası. Çıktığım o sürekli sadece o Çeşme otobanı değil. Burası arkadaşlar İzmir. Ne kadar güzel değil mi? Misler gibi. Bakın size bir de kordon göstereyim. Burada bu arada hep polis olur diye hatırlıyorum. Trafik polisleri arkamda kalıyor arkadaşlar. Gideceğiz. Oy oy oy. Oy oy oy. Şekil ya. Biz de şeklimizdeyiz. Özledim lan. Vallahi kendimi böyle gölgenin üzerinde görmeyi o kadar özledim ki. Bu yaz doyasıya içerik üreteceğiz ulan. Hani üretmezsem de normalde hep sinir oluyorum. Abi video ne zaman, video ne zaman, çünkü planlamadığım için. Üretmezsem de yazın. Abi hani video atacaktın. Arkadaşlar bir aksilik olmazsa Allah'ın izniyle haftanın bir günü her hafta video atacağız. Evet, gölgemizde sezonun ilk fanını açtı. Bir iki kere böyle ulaşım amaçlı sürdüm kışın ortasında. Hani duruyorum, yavaşlıyorum. Motor 100 derecelere çıkmıyor. 95'lere çıkmıyor, çıkamıyor. Hava o kadar soğuk. Hayır, çıksın da ısınayım diyorum. Bacakları yapıştırıyorum motora, yok. Yazın bizi haşlayan gölge, kışında ısıtmak bilmiyor. Kötü gün dostu mudur bilmem ama iyi günde iyi eğleniyoruz. O yüzden dursun bakalım. O konuda da size bir maruzatım olacak sayın PYK izleyicileri. Şuradan bir girelim ya, artık çok da fazla ilerlemeyelim. Vay 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 vay. Sahil falan. Bak burada ne varmış? Bir tane daha R25. Egzozlu. Her şey stok. Misler gibi. Vay be. Gölge nasılsın oğlum? Nasıl hissediyorsun? Bak yol vermiyorlar. Umurlarında olmaz çünkü. Sessiz sessiz bir skuter geçiyor. Neyse. Gölgen biraz sevinsin. Bir sezona alışsın. Bir giriş yapalım. Öyle direkt onu otobana atmam bunca zaman ayrılıktan sonra. Güneş görsün. Bir sahil havası alsın. Bir şey içer misin oğlum? Kurşunsuz kurşunlu. Ne istiyorsun? Ama çok güzel. Bütün bakımlarını da yaptık gölgenin. Tam takır. Çok rahat. O yüzden koruma takozları vardı, onları da çıkarttım, sinirimi bozuyordu. Şu an hiçbir şey yok koruma takozu falan. Bir sadece işte egzozla alakalı bir güncelleme yaptığımda gidon amortisörü almayı düşünüyorum. Onu aksatmamak lazım. Arkamızda da bir E60 var. Bela paket yanaşmış. Şimdi buradan polislerin genellikle durduğu, hatta çevrildiğim ve ceza yediğim ilerideki noktaya doğru devam edelim. Mevzu polis değil tabii ki. Ben insanların bakıp bakmayacağını, hani bir tepki alıp almayacağımızı göz olarak, BYK olarak değil, onu merak ediyorum. O sokak çokça kafe var. Oraya bir girelim bakalım. Girmeden önce işte polis noktasına bir deneme atacağız bakalım. Hiç sorun yok arkadaşlar. Normalde bakın uzaktan gördüm mü bu trafik aracı. Burada yavaş yavaş gelirdim. Bak beni aynadan kesiyor deyip tribe girerdim. Bakın hiçbir sorun yok. Hala kesiyorsun ama abim be. Bir sen de içimi rahatlat, hani yola bak. Ne diyorsun? Ya burada affı yok yani. O egzozla, o gölgeyle şu tura attım tamam mı? Gölge oğlum bak falan falan diye burada tutarlar bizi. Bak hatta şöyle bak bak, hareketi kes oğlum. Şehir merkezinde polis
polisin yanından geçiyorum. Normalde şöyle. Buyurun efendim, buyurun, estağfurullah. Bekletmeyeyim sizi, işiniz vardır. Arkada duruyoruz. 3 yıl önce falan sanırım. R25 ile gelmiştim buraya en son. Tam şu köşede beni bir tane abimiz almıştı. Bir sohbetimiz olmuştu. Güzel bir ceza yemiştik. Otobüsün arkasına saklanmıştı. Buradan aldı. Yürüdük böyle. Ben sürdüm motoru pıtı pıtı pıtı. Şu köşede cezamızı yedik. Al abi, buyur abi. Bir dünyada baş ağrısı diyeceğim. Evet, bakın burada. Trafik polisi, iki araba, bir motosiklet, bakın geçiyorum. Baktı buraya, kafayı çevirdi. Çünkü ses yok. Oğlum, ya böyle de olunca hayat budur diyorum ya. Bak, muayenesi yok. Deli bir stres yani aslında. Şu an çevrilirsem gidecek motor. Ama yine de rahatım. Misler gibi ya. Ama biz fazla gittik. Bizim bir U çekmemiz gerekiyordu. Dıştan en azından %80 düzgün görünüyor. Şuradan illa bir bozacağız yani bir şey. Geçsem nasıl olur da? Vallahi. Çok gerçekten özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Yol boştu diye yaptım arkadaşlar. Gelip giden yoktu. Vay vay vay. Bak gölgem, bunlar yaya. Sen görmüyorsun otobanda. Önüne böyle yürüyebilirler. Bunlara alışman lazım. Buradan sağa döneceğiz. Orada kafeler falan var. Piyasa hesabı. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz sesimiz olmadan. Bakalım sesimiz yokken görüntümüzle iş yapabiliyor muyuz? Bak bak, salıyorum. Böyle dingin bir şekilde gidiyor. Hiç öyle hırlama, gürleme, pat pat. Yok, sakin sakin. Bak gölgen, yayalara yol verebilirsin ama yeşil yanıyor. Şimdi ben dururum, arkadan bir araba gelir gün diye çarpar. Kötü hissederim. Bir gün oldu, çarpmadı. Allah'a şükür de çarpıyordu. Bir teyzemiz ölüyordu. Bakın burada genç iki kardeşimiz bizi kesti. Bu motor güzelmiş diyerek muhtemelen. Burada bir Starbucks. Kimsenin umurunda değiliz arkadaşlar. Çünkü ses yok. Kimse görmüyor ki. Yani bir farkındalık yaratıp ondan sonra insanlar bizi kesebilir. Bakın burada bir kardeş var, muhakkak tanıyor bak. Bir BYK motoblog falan yaptı. Ağız okumacılık. Selamı verdi. Biz de selam verdik. Hani tanıyan, tanımayan gözleri istiyorum. Normalde böyle ya oğlum bu ne ses falan diye rahatsız bakışlar ya da oha der gibi heyecanlı bakışlar oluyor. Onları arıyorum da hiçbiri yok. Sessiz sessiz süzülüyoruz. Bir de bomba bir nokta var arkadaşlar. Hani böyle metre başı polisin olduğu. Dayım, 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 dayım. Görme engelli. Vallahi nasıl oluyor bilmiyorum. Hani Allah yardımcıları olsun harbiden. Biz göre duya zor bela yaşıyoruz bu trafikte. Bu araç sürücüleriyle yani. Onu düşünemiyorum. Arkadaşlar neyse. Şimdi yaz sezonu falan dedik. Buraya kadar izleyenlerin bir yorumunu bekliyorum. Hem ne kadar aktifiz onu görmek istiyorum. Hem de gerçek bir fikrinizi almak istiyorum dostlar. Yaz sezonunda gölgeye kardeş geliyor. Gölge gitmeyecek. Çok direndim. İyi ki de direndim diyorum. Çünkü gölgeyi satacaktım. Yeni bir motorla yeni sezon diyecektim. Canavar bir girişimiz olacaktı. Gerçekten de sağlam olurdu. Yapmam gerekiyor dedim. Kara kız bizim eski R25'i satıp gölgeye aldıktan sonra da iyi ki yaptım dedim. Ama bir yere gelip o R25'i yeniden alma paran olunca lan keşke satmasaydım, dursaydı dedim. Şimdi aynı olay seneler sonra gölge için olur. Üzülürüm diye direndim. Biz gölgemizin yanına bir kardeş alacağız. Bu yaz sezonunda tabii ki gölge bu modda kalmayacak. Şehir içi sessiz sakin modunda kalamaz. Bakın hararet yapıyor. 105 derece şu an. Hava 19 derece arkadaşlar. Yazın olacak bu 35. Mümkünatı yok yani, haşlar bu beni. Bununla şehir içi turu yapılmaz. Bu canavarı biz yine kuracağız. Egzozunu falan bir güzel temizleyeceğiz. Paslanmıştı. O pasını birlikte bir atacağız veya direkt bir egzoz yenileyeceğiz. Onu da bir düşüneceğim. Bunu yine biz otoban paket Gahiş Edişim hazırlayacağız otobanımıza, tamam mı? Bir de şehir içi motoru lazım bize. Şehir içinde çoğunlukla böyle girip insanlarla sohbet edip yani insanlarla iletişim halinde olacağım içerikler üretmek istiyorum. Böyle otobanda kapatıp yalnız başıma daha devam etmek istemiyorum. Onu da yapacağız ama sadece olmayacak. Daha fazla içerik üretmek olduğu için hedefim bir yerde durulma yaşanmasındansa bir B planı oluşturuyorum. Veya A planı, hangisi ise artık. Bu motorumuz ne olsun? Hangi model olsun? Racing olsun istemiyorum. Bakın baştan söyleyeyim. Çünkü racingimiz var. Canavar duracak çok şükür. Kapalı bir motor olmayacak ki şehir içerisinde durduğumuzda böyle vın diye 105 derecelere çıkmasın, bizi haşlamasın. Açık naked bir motor olacak. Kick platformunda yayınlar açıyorum biliyorsunuz. Türkiye trafiğinde motorcularla yaşanan olayları, kavgalar
olayları, kazaları izliyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Efendime söyleyeyim, birlikte eğleniyoruz. E tabi orada birebir muhabbet olduğu için hepinizi de beklerim bu arada. Discord sunucumuz da var. Sunucunun da ismi BYK. Ona da gelebilirsiniz. Kick'te BYK Live. Linkleri açıklama kısmına bırakırım canlar. Her çarşamba, pazar günü 8 veya 9'da yayındayım. Tabi yayında birebir sohbet ve muhabbetimiz olduğu için birçok şeyden haberdarlar. Gönlümden geçen bir motor var. Ama sizlerin dileğinizi göz ardı etmeyeceğim. Hangi motoru istersiniz? Naked olması şartı da yok. Belki de bir cross dersiniz. Yoğunluk ne der, ne istersiniz? Bunu merak ediyorum. Sadece racing olmasın. Chopper bile yazabilirsiniz yani. Ama racing yazmayın çünkü var. Bekliyorum önerilerinizi. Şimdi o basmane yoluna nasıl çıkacağım ben? Onu merak ediyorum. Oraya da bir çıkalım. Orası polis dolu. Olursa orada başımıza bir şey gelir. Oraya da bir girelim. Bir içimizi rahatlatalım. Merak ediyorum çünkü. Orada en az 6-7 farklı polis durağı var. Düz bir yolda. Zaten orada da ceza yedim. Maşallah her yerde bir anım var. Ne yazık ki. Ne ışıkmış bu kardeş be. Eyvallah kardeşim. Aynen, ilk videoyu çekiyoruz. Başlıyoruz yeniden. İzliyor muyuz? Eyvallah, eksik olmayın. Şuradan sağlı gide. Kazasız belasız. Gölge harbiden yanmaya başladı. Hop, yol kapandı. Arkadaş, şehir içinde falan, bana değil bunlar. Bana göre değil vallahi ya. Alışmışız zınk 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 diye atlamaya. Vallahi daha çok yoruldum yani. Şu an otobanda 200-300 gitsem bu kadar yorulmam. Bir de bu var arkadaşlar. Şehir içinde sürülmez bu. Düzenli olarak sürekli üzerindeyseniz yoruyor gerçekten. Ha yoruyor, lafını ediyor muyum etmem. Çünkü değiyor. Ama yoruyor. Bu da böyle bir gerçek. Mesela nedense, neredense aklıma geldi. MT9, tamam mı? Girdiğin çukurda amortisörler yumuşak. Tıs tıs eğilip kalkıyorsun. Açık makine, sıcak hava etkilemiyor o kadar. Hararet fazla yapmaz. Efendime söyleyeyim, oturuş pozisyonu eğik değil çok fazla. Sadece söyledim, yanlış anlamayın. Önerilerinizi bekliyorum. Vay. Karizmalar ya. Yaşlar genç değil ama ruhlar genç. Çapır biniyorlar, şöyle yandan göstermek istiyorum. Allah'ına kurban edeyim. Uzadı gitti bir de, öyle affı da yok. Almış Şadi'yi arkaya. Yer mekan dinlemeden çapırla dolaşıyor. Sadece bir sinyali unutmuş. O da olur o kadar. Uyarayım ama sinyal için diyeceğim de dayı durmuyor ki yerinde. Dayı bir dur da. Bir sakin ol adam. Sinyal dayım. Bakayım, anladı mı? Sinyali açıp kapatıyorum, hala anlamadı. Heh, anladı. Tamam. Şadi ile başınıza bir şey gelmesin dayım. Nasıl çıkabilirim ben oraya? Tamam, buldum. Sen ne yapıyorsun? Geç hadi, geç. Hadi geç de. Haydi de, anasını ağlattın trafiğini. Hala bir de yavaş yavaş kalkış yapıyorsun. Dünya umurunda değil. Korna kullanıyorum fark ettiyseniz. Normalde şöyle uyarılar falan veririz. Hiç kalkışmaya bile gerek yok. Çünkü sıfır etki. Ya bak, görmüyor adam, görmez. Adamın haberi yok geldiğimden. Ayna kontrol etmiyor. Sesle de uyaramıyoruz. Normalde öyle bir artım var tabii. Aynadan bir haber olan adamı ayıltıyor gölgede. Şu an bakın. Ya yayınlarda ne videolar görüyoruz ya. Adam buradan ilerliyor, tamam, bakın durmadan ilerlediğimi düşünün. Yaya trafiğini görüyorsunuz, ne kadar çok yaya var. Araç trafiği de durmuş. Bu ne demek kardeşim, buradan yaya geçer demek. Atlar çıkar yani, olur, niye çıkmasın? Geçen yaya ya bizim aradan giden motorcu laf atıyor. Ya ben buradan girecektim ama ya. Biraz daha da kaşınayım mı abi, geçebilir miyim diyeyim. Abi geçebilir miyim, sola döneceğim. Teşekkürler. Full kaçıntı, full. Pardon efendim. Polisler bana döndü bakıyor. Arkadaşlar, burayı da atlattık mı işimiz tamamdır. Oğlum bak, şurası var ya benim için kalp çarpıntısı normalde. Kimse bakmıyor bak. Aralarındayız. Çok ilginç bir duygu. Şu yolda son stopumuz olacak artık. Bakın polisler burada. Bahsettiğim o tek yol burası. Ama girdiğimiz yolda da zaten amorti etmiş olduk. Bakın burada da polis var. Trafiği de kesiyor yani. Vay be, durduğum yerlere bak gölgeyle, şaka gibi. Bildiğiniz göbekte dolaşıyorum. Yine mi ışık? Oy 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 oy. Tamam bak, bu abinin bakışlarından kestim. İzlemeyi bırakmazsa bizi tutacak. İnşallah yanlış kesmişizdir. İyi, bıraktı izlemeyi. Yine de çıkıyor bak ses. Dışarıdan nasıl ya da kamerayı nasıl bilmiyorum da. Ölü değil. Dipte birdeyken ölü. Ama gaz verince açılıyor, uyanıyor. Bakın sakin sakin hiç. Hatta sakin makin değil yani. Bildiğin istediğim gibi gidiyorum. Hiçbir kasıntılık yok yani. Ama gördüğünüz üzere önünde motosikletler gördüğümüz bir polis çevirmesi olmadı. Eğer egzozumuzla gelmiş olsak burası savaş alanı olurdu.
Canlar o zaman ufaktan kaçışımızı yapalım. Sezona başlangıcımızın haberini vermek beni gerçekten mutlu etti. Videoyu beğendiysek dostlar beğeni butonunu bir yumruklamayı, abone ol butonuna da tekme tokat girmeyi hala girmediysek yani. Onu yaptıysak ki yaptınız diye düşünüyorum. Aynı tekme tokadı eyvallah sana da kardeşim. Aynı tekme tokadı zile yapıyoruz arkadaşlar. Zili açalım unutmayalım. Sıradaki videolardan anında haberdar olalım. Özlemişsinizdir o zaman bugünlük bu kadar. VK kaçar.